Burç Akademi'den herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Çünkü birinci dönemin sonuna geldik. Çok şükür diyoruz. Şöyle ikinci yazılarımızı da güzel geçirdik mi? Mis gibi bir tatile hazırız demektir. Vakit kaybetmeden hazırsanız din kültürü için yazılıya hazırlığımız başlasın. Evet, bugün sizlerle ne konuşacağız? Öğrenci notlarını paylaşacağım. Hap bilgiler vereceğim. Bakın şuraya dikkat edin. Bu kavram mutlaka çıkabilir. Buradan soru gelebilir diyeceğim. Ve açık uçlu klasik sorular, biliyorsunuz yeni sınav sistemimiz bu şekilde. MEP ortak sınav provası yapacağız birlikte. Hadi bakalım bismillah diyelim. Evet, ilk olarak konu özetimizde başlıyoruz. Birinci ünitemiz neydi arkadaşlar? Kader inancıydı. Şimdi öncelikle burada kader kavramını, kaza kavramını konuşmuştuk. Kader ne demekti? Allah'ın evren için koymuş olduğu plan, program idi. Kaza ise bu plan programın yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesi, vuku bulmasıydı. Sonrasında kader ve kaza ile ilgili Allah'ın sıfatları vardı. Allah'ın sıfatlarından ilim, irade ve kudret sıfatlarını görmüştük. İlim ne demekti? Allah'ın her şeyi bilmesi ve kaderi buna göre planlaması. İrade dilemesiydi. Dilediğini dilediği gibi gerçekleştirebilmesiydi. Kudrette her şeye gücünün yetmesiydi. Bir de kaza ile ilişkili tekvin sıfatı vardı. Ona da dikkat edin. Tekvin de yoktan var etmesi, yaratması anlamına geliyordu. Sonra insan iradesi ve kader konusuna geldik. İnsan akıllı ve özgürlük sahibi bir varlık olarak, irade sahibi bir varlık olarak yaptıklarından sorumlu tutulmuştur dedik. Akıl varsa, irade varsa sorumluluk vardır. Akılın olmadığı durumlarda sorumluluk yoktur. Ya da akıl var ama irade yok. Bu durumda yine sorumluluk yoktur arkadaşlar. Yani kişi bilinçli bir şekilde ve isteyerek yaptığı her şeyden sorumludur. Ama bunun dışındaki şeylerden sorumlu tutulmaz. Bu yüzden irade burada ikiye ayrılıyor. Külli irade ve cüzi irade şeklinde. Külli irade Allah'ın mutlak iradesidir. Biz bu kısımdan sorumlu tutulmayız yani. Hani dedim ya, hesaba çekiliriz, sorumlu tutuluruz. Allah'ın iradesinden sorumlu tutulmayız. Yani cinsiyetimiz Allah'ın iradesine aittir. Irkımız, hangi milletten doğacağımız, doğum anımız, saatimiz ve nerede doğacağımız, ölüm tarihimiz, bunlar külli iradeye aittir. Ölüm saatimiz, nefes alıp vermek, saç rengimiz, göz rengimiz, ten rengimiz, bunlar külli iradedir. Cüzi irade ise bizim sorumluluk alanımız. İşte bu kısım önemli. Sınırlı insanın iradesine deniliyor. Biz burada yaptıklarımızdan sorumluyuz. Bu iradeyle gerçekleştirdiklerimizden. Mesela hangi dinden olacağımız bizim tercihimize bırakılmıştır, değil mi? Aklımı ve irademi kullanarak ben seçiyorum. Meslek seçimimiz, ahlaki davranışlarım, mesela iyi birim olmak istiyorum, kötü birim olmak istiyorum veya arkadaş seçimlerimiz, bunlar bizim tercihlerimizdir. İşte hangi okula gitmek istiyorum, ders çalışmak veya çalışmamak, ibadetlerimizi yerine getirmek veya getirmemek, sorumluluklarımızı yerine getirmek veya getirmemek, bunlar bizim cüzi iradeye ait kavramlarımızdır. Sonra arkadaşlar, kaderle ilgili kavramlar var. Kaderle ilgili kavramlarda ecel, ömür kavramı vardı. Ecel ne demekti? Yaşam süresinin sona ermesi. Allah her canlıyı belli bir ömür süresi, yani yaşam süresine bağlı yaratmıştır. Bunun sona geldiğinde hiçbir şekilde kimse buna engel olamaz dedik. Yani ecel engellenemez, geciktirmek de mümkün değildir. Emek ve rızık kavramımız var. İslam'a göre herkes rızkını emeğiyle kazanması gerekiyor. Rızık bazı sebeplere bağlı yaratılmıştır. Buna işte biz emek, çalışmak diyoruz. Helal yoldan kazanılması tavsiye edilmiştir. Tevekkül çok önemli bir kavram. Kişi elinden geleni yaptıktan sonra, gerekli tedbirleri aldıktan sonra, sorumluluklarını yerine getirdikten sonra dua edip sonucu Allah'a bırakıp dayanmasına tevekkül deniliyor. Bakın, tevekkülde çaba artı dua olması gerekiyor. Tek başına dua bir işe yaramaz ya da tek başına çaba bir işe yaramaz. Yani tevekkül olmaz. Tamam mı? Sorularda bazen veriyorlar mesela. Diyor ki işte çok antrenmanlarına çok düzenli bir şekilde çalışan sporcunun madalya için işte hırslı bir şekilde maçlara hazırlanması. Şimdi burada hırslı bir şekilde çalışmak var, antrenmanlarını düzenli yapmak var ama dua edip sonucu Allah'a bırakmak var mı? Yok. O yüzden doğru bir tevekkül olmuyor.
Peki sadece işte hiç çalışmayıp sınav gecesi dua eden öğrencinin durumu tevekkül müdür? Hayır. Neden? Çünkü burada da çaba yok, sadece dua var. O yüzden duaya, tevekküle ne diyoruz? Çaba artı dua diyoruz. Başarı, başarısızlık. İnsanlar başarılarını kendilerinden bilir, başarısızlığı kadere yüklerler. Halbuki başarı da başarısızlık da ikisi de bizim sorumluluğumuzdadır. Biz kendi irademizi doğru kullanarak, sorumluluklarımızı yerine getirerek başarılı olduğumuz durumda da yine hani bunu Allah'tan bileceğiz ve şükredeceğiz. Başarısız olduğumuzda pes etmeyeceğiz ve tekrar tekrar deneyeceğiz. Hastalık ve sağlık konusunda da şimdi doğru bir kader anlayışına sahip kişi sağlığını korumak için elinden geleni yapar. Sağlığın bir nimet olduğunu bilir. Allah'ın kendisine verdiği nimetin farkında olur ve vücuduna, bedenine iyi bakar. Ancak hastalandığı durumda da tedavi olmayı ihmal etmez. İlaçlarını kullanır, doktora gider ve gerektiğinde tedavi olur. Evet, gelelim zekat ve sadaka ünitesine. Şimdi burada ilk olarak İslam'a paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yardımlaşma insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Ben hiç kimseye muhtaç değilim diyen bir insan var mıdır? Yoktur. Her toplum bir gün başka bir toplumun yardımına ihtiyaç duyabilir. Toplum olarak bakın başkalarına ihtiyaç duyabiliyoruz. Yardımlaşmanın dini, dili ya da ırkı yoktur. Paylaşma sadece maddi yardımlarla sınırlı değildir. Yani manevi olarak da destek olmak mümkündür. Buna da yardımlaşma deniliyor. İslam'ın yardımlaşma ve paylaşma çeşitleri çok fazla var. Zekat, sadaka ya da infak şeklinde çeşitli ibadetleri var. Bunlardan zekat farz olanı belli kişilere farz. Sadaka ve diğer infak ibadeti ise tamamen gönüllülük esası ve imkana bağlı olarak gerçekleştirilen bir ibadettir. Zekatı önce tanıyalım. Zekat sözlükte temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme, arınma anlamlarına gelir. Temizlenme ve arınma tamamen kişinin günahlardan arınması manevi olarak. Çoğalma, bereket, gelişme ise zekat veren kişinin malını artırdığına yönelik, malı bereketlendirdiğine yönelik bir anlam içeriyor. Peki kimlere farza geçmeden önce ne demek zekat, ona bakalım. Dinen zengin sayılan Müslümanların, yani nisap miktarı mala sahip olan. Nisap ne demek? Nisap arkadaşlar kişinin temel ihtiyaçlarını, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduklarını temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geriye kalan malı, eğer 85 gram altın, bu bazen 80.18 olarak da geçer, 85-80.18 gibi mala, altına denk gelen bir malı varsa, bu ticaret malı olabilir, hayvan olabilir veya işte altın, gümüş, para olabilir, döviz olabilir, menkul değerler olabilir. Bunların buna eğer ulaştıysa, bu rakama 85 gram altına denk gelen bir şey ulaşmışsa ve üzerinden bir yıl geçtiyse kişi dinen zengin sayılıyor. Yani nisap miktarı mala sahip oluyor ve dolayısıyla zekat farz oluyor. Yılda bir kez yapılan bir ibadettir. Belli bir miktarını veriyoruz. Kafamıza göre şu kadarını veriyoruz demiyoruz. Kime veriyoruz? İhtiyaç sahiplerine vermeye zekat deniliyor. Zekat farz bir ibadettir dedik. Verilmesi gereken zaman bellidir. Yani üzerinden bir yıl geçtikten sonra daha fazla bekletmeden verilmesi gerekiyor. Zengin olma şartı, yani nisap miktarı mala sahip olma şartı vardır. Gelelim bir diğer yardımlaşma çeşidi sadakaya. Sadaka sıdk ya da sadık kökünden türemiştir. Doğru söylemek, verdiği sözde durmak anlamlarına gelir. Allah'ın sevgisini kazanmak amacıyla kişinin yaptığı bütün hayırlı işlerin tamamı için kullanılıyor. Yani maddi de olabilir, manevi de olabilir. Mesela kişi işte 1 lirayla bile olsa sadaka verebilir ya da bir mal ile, bir şeyle de olsa sadaka verebilir. Veya manevi olarak yardımlaşmak nasıl olur? Gülümsemek sadakadır, tebessüm etmek dediğimiz. Yol göstermek sadakadır, yolda insanların rahatsız olacağı bir şeyi kenara kaldırmak sadakadır. İşte aracına binmek isteyen birine yardım etmek sadakadır. Bunlar nedir arkadaşlar? Manevi yardımlaşma çeşidine giriyor. Yani sadakanın hem maddi boyutu var hem manevi boyutu var. Sadaka sünnet bir ibadettir. İstediğimiz her zaman, istediğimiz kadar yerine getirebiliriz. Yani bir günde 5 kere de sadaka verebilirsin. Bir haftada 10 kere de sadaka verebilirsin. Bunda herhangi bir zenginlik şartı aranmaz. Bunu imkanı olan olmayan herkes yapabilir. Çünkü manevi boyutu da var. Gelelim sadaka çeşitlerine arkadaşlar. Sadaka iki çeşittir. Fıtır sadakası ve sadakayı cariye şeklinde. Fıtır sadakasını önce anlatalım. Yaratılış, Ramazan'ın sona ermesi, iftar vakti, orucun açılması gibi anlamlara geliyor. Fıtır sadakası, diğer adı fitre. Şöyle kenarına not düşelim.
sorularda böyle de geliyor. Fitre vacip bir sadakadır arkadaşlar. Önemli. Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü olarak Ramazan ayına ulaştık. Sağlıklı bir şekilde çok şükür kavuştuk. Ona karşı bir şükür olarak yerine getirdiğimiz sadakadır. Ramazan ayına özgü olduğu için verilmesi gereken zaman bellidir. Yani Ramazan'ın içerisinde verilmesi gerekir. Bayram namazından önce verilmesi gerekir. Bunun hükmü vacip dedik. Zengin olanlara, yani nisap miktarı olanlara vaciptir ama nisap miktarı olmayanlara da sünnettir. Gelelim ne kadar verileceğine. Arkadaşlar, bir günlük, yani veren kişinin bir günlük yemek masrafı kadardır. Şöyle not düşelim. Bir günlük yemek masrafı. Sizin bir günlük yemek masrafınız 200 liraysa 200 lirayı fıtır olarak, fıtır sadakası olarak veriyoruz. Fıtır olarak. Ailenizin adına da bakmakla yükümlü olan kişi verir. Mesela çocuklar için ebeveynleri veriyor. Eğer bir ailenin bir günlük yemek masrafı 500 liraysa o zaman Ramazan ayında 500 lirayı bir kereye mahsus o Ramazan için sadaka olarak, fıtır olarak çıkarması gerekir. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı en asgari tutarını zaten belirliyor. Bir diğer sadaka çeşidi, sadaka-i cariye arkadaşlar. Sadaka-i cariye de faydası kesintisiz devam eden sadaka demek. Kişi ölmeden önce malıyla herhangi bir cami, yol, köprü, hastane, aşevi, insanlığın yararına, faydasına bir şey yaptıysa ve bunu insanlığa hibe ettiyse, yani karşılıksız olarak verdiyse buna sadaka-i cariye deniliyor. Kişi ölse bile amel defteri kapanmaz, kıyamete kadar sevap yazılmaya devam eder. Buna sadaka-i cariye deniliyor. Evet, geçelim şimdi nelerden ne kadar zekat verileceğine. Arkadaşlar, dediğim gibi nisap miktarını altının, gümüşün, ticaret malının nisap miktarı en az 85 gram altın veya buna denk gelmesi gerekiyor. Bu üçünün oranı aynı. Bakın, menkul değerler de var bunun içinde bu arada. Nakit para, altın, gümüşün ve ticaret mallarının 40'ta biri, yani %2,5'u zekat olarak veriliyor. Küçük baş hayvanda yine 40'ta 1 olarak geçer sorularda. 40'tan 120'ye kadar için 1 koyun veriliyor. 121'den 200'e kadar için 2 tane koyun veriliyor. Büyük baş hayvanda en az 30 olması gerekiyor. Nisap miktarının 30-40 arası, yani 30'dan 40'a kadar için bir tane 2 yaşına basmış buzağı verilir. 41'den 59'a kadar 3 yaşına basmış buzağı veriliyor arkadaşlar. Deve çok kıymetli bir hayvan olduğu için her 5 deve için bir küçük baş, yani bir koyun veya bir keçi zekat olarak verilir. Sayı arttıkça tabii ki zekat miktarı ve cinsi de değişiyor. Toprak ürünlerinden verilen zekatın adı öşürdür. Şöyle not düşelim. Arkadaşlar, öşür toprak ürünlerinden verilen zekata deniliyor. Tarım ürünleri iki şekildedir. Eğer ki sulama, gübreleme, bakım için masraf edilmeden ürün alınmışsa o zaman masrafsızsa 10'da 1, masraflıysa 20'de 1 şeklinde veriliyor. Madenlerde çıkan ürünün miktarına bakılmaksızın, yani nisap miktarı yok bunun, ne kadar çıkarsa, 1 tonda çıksa, 5 tonda çıksa 5'te 1'i zekat olarak veriliyor arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim zekat ve sadaka verirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine. Şimdi öncelikle Allah rızası için yapılması gerekiyor bir ibadet. Gerçek ihtiyaç sahiplerini bulmalıyız. Yakınımızdan başlamalıyız. İslam'a göre en yakındaki kişiden başlamalısın. En uzağa doğru daireyi genişletmelisin. Malın iyisinden veriyoruz. Kendimiz için almayacağımız, yemeyeceğimiz bir şeyi zekat olarak başkalarına da veremeyiz. Ya da sadaka olarak. İhtiyaç sahiplerine söz ve davranışlarımızla gururunu incitmeden, başa kalkmadan, yüze vurmadan yapmamız gerekiyor. Kibirden uzak bir şekilde, gösterişten, riyadan uzak bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet, zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları bu, hem LGS için önemli hem de sınavlarda da geliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi bireysel fayda dediğinde bir kişiyi etkileyen bir durum olması gerekiyor. Toplumsal fayda dediğinde birden fazla kişinin etkilenmesi gerekiyor. Kişi sahip olduklarının şükrünü yerine getirir. Kim? Zekat veren kişi, değil mi? Kişinin malını temizlendirir ve bereketlendirir. Kimin malı temizlenir, bereketlenir? Zekat veren kişinin. Kişiyi cimrilik ve bencillikten korur. Kimi korur bencillik ve cimrilik? Bunlar kişide bulunan duygular, değil mi? Zekat veren kişi korunur. Dolayısıyla bunlar hep bireysel faydalar. Toplumsal faydalarda sosyal adaletsizliğin doğuracağı toplumsal sorunların önüne geçer. Bak, sosyal adalet dediği şey ne? Toplumla ilgili bir şey zaten, değil mi? Toplumsal birlik ve beraberliği geliştirir. Sermayenin belirli bir şekilde ellerde toplanmasını engeller. Yani
ekonomik olarak sadece belli bir kısmın zengin olmasını, diğer kısmının yoksul kalmasını engeller. Burada zaten sadaka-i cariyeden bahsetmiştik. Ne dedik? Hastane, cami, aşevi inşa etmek, su kuyusu açtırmak, insanlığa faydalı eser bırakmak ve ağaç dikmek demiştik. Bu yüzden Peygamber Efendimiz ne diyor? Ölüm anında, yani kıyamet anında, kıyamet kopuyor dahi olsa ne yapacağız? Elimizde bir fidan varsa ağacımızı dikeceğiz. Evet, gelelim şimdi sorularımıza arkadaşlar. Evet, de ki hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Bu ayetlere göre ulaşılması gereken sonucu yazınız. Şimdi burada ne dedi? Dileyen iman etsin, dileyen inkar dedi. Sonra yapmakta olduklarınızdan sorguya çekileceğimizden bahsetti. Dolayısıyla neyden bahsediyor burada? İnsan aklı sebebiyle yaptıklarından ya da aklı ve iradesi sebebiyle diyelim. Aklı ve akıl artı irade diyelim şuraya. Sebebiyle ne diyelim? Tercihlerinde özgürdür. Ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan sorumludur. Çünkü ne diyor? Hesaba çekileceksiniz diyor ayette. Evet. Şimdi arkadaşlar, ben burayı geçmeden önce sizlere hemen ödevlerinizi de vermek istiyorum. Biliyorsunuz yazılı notlarımız var. Az önce anlattığım bütün notlara buradan ulaşabilirsiniz. Hemen yazılı öncesine bir tekrar ettiğinizde aklınızda kalacaktır. Evet, burada bakın yasalardan da bahsediyor. Hemen birinci yazılıyı da yine kontrol edin. Sonrasında yasalara da bakın, mutlaka kavramlar var orada, kaderle ilgili kavramlar. Ve sonra zekat ve sadaka ikinci yazılıdan itibaren buna da göz atmanızı istiyorum. Bu arada Hazreti Musa'nın hayatı ve Hazreti Şuayb'ın hayatı da burada yer alıyor. Zekat ve sadaka, yine bahsettiğim Maun suresi, bunlar da sorumlusunuz biliyorsunuz. Kavramlarımız çok önemli. Burada da yine zekat ve sadaka nelerden ne kadar verileceği yazıyor. Biliyorsunuz arkasında bir kodumuz var. Bunu nasıl aktif edeceğini de öğrenmek için hemen şuradaki videoyu izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine hem yazılı notlarından hem de tüm dersler kitabından ulaşabilirsiniz. Öncelikle tüm dersler dijital, yani hem fiziksel hem dijital kitabımızı nasıl aktif edeceğimizi görelim. Kitabın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Çıkan kodu TAS Mobil uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme giriyoruz. Aktif et dediğimizde ise hem kitabın dijital versiyonuna hem de Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine ulaşabiliriz. Hepinize sınavlarda başarılar. Evet, nasıl aktif edeceğimizi öğrendiysek o zaman hemen ödevlerinizi de vereyim ve sorularımıza devam edelim. Biliyorsunuz ödevlerimiz birinci testten itibaren başlıyor. Bu kitap hem dijital hem de fiziki bir kitap arkadaşlar. Burada çözdükten sonra okutuyoruz ve doğru yanlışlarımızı görebiliyoruz ya da direkt dijital ortamda da çözebiliriz. Burada yasaları çözüyoruz. Birinci testimiz ödev, iki ödev, üç ödev, dört ödev arkadaşlar ve beşinci testimiz de ödev. Altıncı testimiz de ödev. Bu şekilde ödevlerinizi de veriyorum. Devam ediyorum diğer sorularıma. Bir fırıncının günü genellikle erken saatlerde başlar. Sabahın erken saatlerinde taze ekmek ve diğer fırın ürünlerinin hazırlıklarına başlar. Hamurun yoğrulması, mayalanması ve şekillendirilmesi gibi işlemler gerçekleştirildikten sonra fırınlar ısınmaya başlar. Fırınlar hazır hale geldiğinde ürünleri pişirir ve dükkanlarını müşterilerine açar. Öğle ve akşam saatlerinde bu süreç tekrarlanarak müşterilere gün boyunca taze ürünler sunmak amaçlanır. Gün sonunda ise dükkan temizlenir, stoklar kontrol edilir ve bir sonraki günün hazırlıkları yapılır. Bu döngü yaz-kış demeden devam eder. Bu metinde kaderle ilgili hangi kavramlara yer verilmiştir? Şimdi burada fırıncının gününün ne kadar erken başladığı, ne kadar çok çaba harcadığından bahsediliyor. Yani emek vurgusu var.
emeğin sonrasında ne var arkadaşlar? Rızık, değil mi? Yani emek ve rızığa bağlı zaten ikisi demiştik. İki kavramdan bahsediliyor. Bunun öneminden bahsediliyor. Ülkemizde dış yardımların gelişim sürecine baktığımızda Türkiye'nin 1940'lı yıllardan bu yana dış yardım alan, 1980'li yıllarda ise aynı zamanda dış yardım yapmaya başlayan bir ülke konumuna geldiği görülür. İlk kez 1985 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Gambiya, Gine, Gine-Bissau ve Moritanya, Senegal, Somali ve Sudan ülkelerine yapılan dış yardımları daha sonra birçok alana yayılarak devam etmiştir. Bu metni yardımlaşma ve dayanışma açısından açıklayınız. Şimdi burada ülkemizin farklı din, farklı dil, farklı milletlere yaptığı yardımdan bahsediyor, değil mi? Ama bir zamanlar biz yardım alırken, dış yardım alan bir ülkeyken, bir zaman geldikten sonra yardım eden bir toplum haline dönüşmüşüz. Demek ki ne diyebiliriz? Yardımlaşmanın dini, dili ve ırkı yoktur diyelim. Sonrasında her toplum bir gün diyelim şöyle başka bir toplumun yardımına ihtiyaç duyabilir. Evet. Zekat ve sadaka ibadetlerinin arasındaki 3 farkı yazınız. Bakın bu çok önemli. Buradan soru gelir. Çünkü ikisi birbiriyle çok karşılaştırılıyor. Şimdi şuraya zekat diyelim. Buraya da sadaka diyelim. Şimdi kalemimi alayım. Şimdi zekat ibadeti sadece malla yapılır. Yani maddidir. Maddi diyelim. Sadaka ise maddi manevi yapılabilir. Zekat farzdır. Sadaka ise sünnettir. Değil mi? Bir de mesela zekat için zenginlik şartı vardır. Yani nisap miktarı olan kişilere farzdır. Bunda ise zenginlik şartı aranmaz. Şartı aranmaz. Zekat yılda bir kez yapılır. Ama sadaka ise birden fazla yapılabilir. Yapılabilir diyelim. Evet, gördüğünüz gibi pek çok, hatta daha fazla da sayabiliriz. Ramazan ayının ortalarına doğru sahip olduğum malımın üzerinden bir yıl geçmişti. Ailemle bir araya gelerek kime yardım edebileceğimizi düşündük. Sonra eşimin amcasına bu emaneti vermeye karar verdik. Giderken eli boş gitmek olmazdı. Çocukları da sevindirmek için oyuncaklar alarak hediye paketi yaptırdık. Ziyaretimiz sırasında amcamız alt kattaki komşusundan bahsetti. Komşusu eşini yeni kaybetmiş, 3 çocuğu ile bir başına kalmış. Oradan ayrılmadan onlar için Ramazan bayramından bir gün önce vermeyi planladığımız yardımı oraya bıraktık. Bu metinde yardımlaşma ibadetlerinden hangilerine yer verilmiştir yazınız. Şimdi üzerinden bir yıl geçme şartı dedi. Bu ne oluyor zaten? Zekat. Değil mi? Sonra dedi ki ardından hediye paketi yaptırmış. İşte orada ne yapmış? Çocukları sevindirmiş. Bu ne oluyor arkadaşlar? Sadaka oluyor. Sonra dedi ki ayrılmadan önce bir gün Ramazan'dan, bayramdan bir gün önce vermeyi planladığımız yardımı da oraya bıraktık. Buna ne deniyordu? Ramazan ayı içerisinde bayramdan bir gün, bayramdan öncesine kadar verilmesi gereken Ramazan'a özgü bir sadaka vardı. Bu neydi? Fıtır sadakası. Diğer adı fitre. Yazayım ki bunu arada hatırlayalım.
Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de. Bakara suresi 262. ayet. Bu ayeti yardımlaşma ve dayanışma açısından açıklayınız. Şimdi burada zekat ve sadaka verirken ihtiyaç sahiplerinin incitilmemesi gerektiği, yani başa kalkmaması, gönül incitmemeleri gerektiğinden bahsediliyor. Çünkü Allah ancak başa kalkmadan yapılan yardımları kabul edeceğini bize bildiriyor. Yazalım, zekat ve sadaka verilirken incitmemeli. Çünkü Allah başa kalkmadan yapılan yardımları kabul edeceğini açıklamıştır diyelim. Evet. Geldik şimdi bir diğer sorumuza. Temiz ve içilebilir suyun temininde büyük sorunlar yaşayan Asya ve Afrika kıtasındaki kardeşlerimize siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle ulaşmaya devam ediyor. Projelerimize ek olarak özellikle nüfusun yoğun olduğu medrese ve mescitlerin bulunduğu meydanlara da çeşmeli su kuyusu projemiz ile temiz ve içilebilir su ulaştırıyoruz. Bu projeyle bölge halkının temiz su ihtiyacı giderildiği gibi medrese ve mescitlere de abdesthane hizmeti sağlıyoruz. Açılan su kuyularından hayvan ve bitkilerin de su ihtiyacı temin ediliyor. Bu metin hangi yardımlaşma çeşidini örnek olarak gösterilebilir yazınız demiş. Şimdi burada işte ne demiştik? Sadaka-i cariyeden bahsetmiştik. İnsanlığın yararına işte kuyu açmak veya işte çeşme, sebil gibi insanların ihtiyacını görecek su imkanını sağlayacak şeyler hazırlamak. Bunlar neydi arkadaşlar? Sadaka-i cariye örneğiydi. Evet, sadaka-i cariye de sorularda geliyor. Ona dikkat etmenizi istiyorum. Geldik şimdi çoktan seçmeli sorularımıza. Yukarıdaki görsellerde yer alan mallardan hangilerinin nisap oranı diğerlerinden farklıdır? Şimdi paranın, altın, gümüşün ve küçük baş hayvanın, şöyle küçük baş hayvanın oranları 1/40'tı değil mi? Şöyle şurası 1/40. Ancak büyük başınki ne kadardı? 1/30'du. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Diğerlerinden farklı olan yalnız 4 olması gerekiyor. Seçeneklerime bakıyorum. Cevap B seçeneği 1/30'la büyük baş hayvan olacak. Evet, diğer sorumuza bakalım. Bir gün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ya bulamayan olursa diye sorulunca elinin emeğiyle çalışır, hem kendisi için harcar hem de sadaka verir dedi. Peki bunu yapamazsa diye tekrar sorulunca bu durumda sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder cevabını verdi. Buna da gücü yetmezse diye yine sorulunca iyiliği veya hayrı tavsiye eder dedi. Bunu da yapamazsa denerek yeniden sorulunca kötülük yapmaktan uzak durur, bu da onun için sadakadır cevabını verdi. Bu hadis-i şerife göre sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Belli zaman dilimlerinde verilmelidir. B. Her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Bu söylenebilir. O yüzden eliyoruz. Müslümanlara maddi imkanlarına göre sadaka vermeleri teşvik edilmektedir. Evet, burada ne dedi? Yani ne kadar yapabilirse diye. Bunu da eliyoruz. Sadece maddi değil, aynı zamanda manevi destekle de yerine getirebilir. Evet, burada ne dedi? İyiliği veya hayrı tavsiye etmesi manevi olarak destektir. Ancak sadaka belli zaman dilimlerinde verilmesiyle ilgili herhangi bir şey bahsedilmemiştir. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar, yazılı provamızın sonuna geldik. Hemen size ben dershanemi hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Tonguç LGS dershanesi var. Çok keyifli ilerliyor derslerimiz. Burada canlı dersler yapılıyor. Online şekilde ve kitap setlerimiz var. Kişiye özel soru bankaları geliyor. Aynı zamanda haftalık denemeler yapıyoruz ve bu denemelerin sonuçlarına göre hem takip ediliyorsunuz performansınız, hem de özel koçlarla günlük çalışma çizelgeniz hazırlanıyor.
Birebir özel derslerimiz de mevcut. Takviye almak istediğiniz konudan veya dersten özel ders alabiliyorsunuz. Veli bilgilendirme sistemimiz de mevcut. Tabii ki %20 indirimimiz var. 31 Aralık'a kadar süren bu indirimden yararlanmak istiyorsanız Tonguç20 koduyla 31 Aralık'a kadar bunu kullanabilirsiniz diyorum. Ve bu hatırlatmayı yaptıktan sonra da ödüllü soruma geçiyorum. Bir Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamına ne ad verilir? Cevapları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda din sınavından kaç aldığınızı da mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Ben yorumların hepsini tek tek okuyorum. İnşallah başarılar diliyorum şimdiden. Hepinize çok güzel bir sınav olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.